Hepinize merhaba. Bugün ben ne yazık ki uzaklardayım. O yüzden bir canlı yayınımız yok ama bugün çok özel bir bölümle ekranlarda size çok özel insanlardan bahsetmek istedim. Uzun zamandır benim de desteklediğim, daha doğrusu elimden geldiği kadar desteklediğim bir yeni yapı var. Suna'nın Kızları. Suna'nın Kızları rahmetli Suna Kıraç ismine kurulmuş ve özellikle Türkiye coğrafyasındaki kız çocuklarının eğitim ve kendilerini geliştirme olanaklarının yaygınlaştırılması amacıyla yola çıkmış. Birçok şey yapıyorlar. Örneğin bir araştırma yayınladılar. Şöyle bir araştırma. Eğitim reformu girişimiyle birlikte yaptılar bu araştırmayı. Türkiye'de kız çocuklarının eğitimi engeller, müdahaleler ve olanaklar yönünde bir araştırma yaptılar. Önce verileri tespit ettiler. Arkasından da bu eğitim olanaklarından yoksun Türkiye coğrafyasındaki birçok kız çocuğa nasıl ulaşabiliriz diye atölye çalışmaları yapıyorlar. Hem gidiyorlar yerinde o çocuklarla bir arada buluşuyorlar, okullara gidiyorlar, çocukları tespit ediyorlar, kız çocukları. Onlarla toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinde sohbetler yapıyorlar. O bölgedeki erkeği, siyasi erkeği muhtarından imamına, işte efendim belediye başkanına ziyaret ediyorlar, onlarla görüşmeler yapıyorlar. Sonra alıyorlar o çocukları İstanbul'a, Türkiye'nin başka bir noktasına götürüyorlar. Farklı kapılar, ufuklar, vizyonlar açmaya çalışıyorlar. Kişisel gelişimleri yönünde eğitim programları tasarlıyorlar. Bir küçük YouTube kanalları var. Orada bu çalışmaların bir bölümünü tabii çocuklar ve aileleri izin verdiği kadarıyla yayınlıyorlar. Son olarak da Şanlıurfa'da bulunan Giyimli köyüne gittiler. Bu inisiyatifin, bu oluşumun başında da İpek Kıraç var. İpek Kıraç biliyorsunuz Suna Kıraç ve İnan Kıraç çiftinin tek evladı, tek kızı. Annesini uzun bir tedavi sürecinin ardından dramatik bir şekilde kaybetti. Ben tanıyan biri olarak İpek Hanım'ı, annesine olan büyük düşkünlüğünü çok yakın şahidiyim. Gerçekten de annesi hayatında çok önemli bir rol model. Ve İpek Hanım şu anda 38 yaşında hem Koç Holding'in önemli bir hissedarına dönüştü. Hem de zaten kendi başka girişimcilik hikayeleri var, kendi işleri var. Ama tanıyan herkes bilir ki zaten kendisi de sosyal alanda eğitim almış bir kişi İpek Kıraç. Tamamen sosyal alanda aslında yol yürümek isteyen, kendisi gibi kendisi de desteklenmiş bir kız çocuğu, başka kız çocuklarının da hayatına dokunmak isteyen bir karakter. Brown Üniversitesi'nde biyoloji okuyor. Sonra gene Brown Üniversitesi'nde halk sağlığı programında yüksek lisans yapmış İpek Kıraç. Ve ALS üzerine araştırmalar yürütmüş. Tabii çünkü annesinde de böyle bir süreç yaşadığı için. Sirena Marine Denizcilik'te yat inşa ediyor. Girişimcilik hikayesi oranın CEO'su. Şimdi de dediğim gibi Suna Kıraç'ın adına Suna'nın Kızları adında bir eğitim inisiyatifinin de kurucusu. Geçen sene New York'ta Birleşmiş Milletler'de UN Women'la Birleşmiş Milletler Kadın birimiyle beraber olağanüstü bir uluslararası panel yönetmişti. Biz de şahidi olmuştuk. Ben dikkatle takip ediyorum. Siz de lütfen Instagram hesabından da kendisini takip edebilirsiniz. Pek ortalarda gözükmeyi seven bir karakter değil. Onun için çok kısıtlı iletişim çalışması yapıyor. Onun yerine kendisi gibi genç kızlara ve kız çocuklarına bir fayda sağlamak için bir yol yürüyor. Bütün bunları niye anlattım? Çünkü Giyimli köyüne gittiler Şanlıurfa'da ve oradaki bir grup genç kızı, çocuğu böyle 12-15 yaş aralığındaki kız çocuklarını İstanbul'a getirdiler. Ve İstanbul'da bir hafta 10 gün onlarla birlikte hem atölye çalışmaları hem de bir İstanbul turu yaptılar. Ama bu aynı zamanda bir tanışmaydı. Çünkü kendilerinin de sahibi olduğu Koç Lisesi'ndeki aynı yaş grubundaki kız çocuklarını da aldılar, Giyimli köyüne götürdüler. O çocuklar da orada bir hafta 10 gün kendi yaşıtlarıyla bir yaşam tecrübesi yaşadılar. Sonra da ev sahipliği yaptılar. İkisi de iki tarafta birbirinden çok şey öğrendi ve bu tanışma hali ve bu etkileşim ben inanıyorum ki bu kız çocukların hayatında önemli değişiklikler yarattı. Yani birbirlerini tanımadan önceki kişiler değiller artık. Ben de bu buluşmalardan birinde böyle bir sohbet konuydum. Soruları bizzat İpek Kıraç soruyor. Ve çocuklarla ilişkisi çok enteresan. Üzerinde bir keten pantolon, bir tişörtle günlerini geçiriyor o çocuklarla beraber. Onlarla sohbet ediyor. Böyle bir iş kadını ya da işte bir büyük bir grubun yönetim kurulu üyesi gibi değil de o çocukların bir ablası gibi, mentoru gibi davranıyor.
Çok hoştu. Ve o sohbette ben önce yani İpek Kıraç'ın sorularını yanıtladım. Sonrasında da Giyimli köyünden gelen bu kız çocukları, bu kardeşlerimiz bana bir takım sorular sordular. Ben onlara bir takım sorular sordum ve böylece bir 3-4 saati birlikte geçirdik. Bu sohbetin sadece İpek Kıraç'la olan bölümünü izleyeceksiniz şimdi ve sonra da Sunan'ın kızlarının genel müdürü Burcu Hanım'ın çalışmalarla ilgili bilgi verdiği bölümü izleyeceksiniz. İkisi de kısa. Neden böyle? Çünkü özellikle çocuklarla konuştuğum bölümlerin yayınlanmasını aileleri istemiyor. Fotoğraflarda da gözükmelerini istemiyorlar. Son derece kapalı bir köy, Giyimli köyü. Google'larsanız zaten biraz yapısını görürsünüz. Zor bir coğrafya. Dolayısıyla bu izni alamadığımız için bence asıl değerli olan o çocuklarla sohbet bölümünde biraz eksik kalmış oldu. Ama hiç önemli değil. Önemli olan biz bunu yayınlayamasak da bunun yapılmış olması. Böyle bir çalışma yapıldı, yapılmaya devam ediyor ve Sunan'ın kızları bu çalışmaları yapmaya devam edecek. Ben de açıkçası bu yolculukta, bu çorbada küçücük bir tuzum olduğu için kendimi çok mutlu hissediyorum. Bugün böyle değişik bir formatla, değişik bir içerikle karşınızdayım. Belki size de iyi gelir sohbetimiz, bilmiyorum. İsterseniz izleyelim. Öncelikle Özlem Hanım'a çok teşekkür etmek istiyorum programımıza katıldığı için. Öncelikle hep beraber kendisine hoş geldin diyelim. Sonra sorularımıza başlayalım. Bu arada şahsen çok mutluyum. İlk defa hayatımda soruları soran kişi oldum. Süper. İyi olur, rahatlığı da var. Tabii ki ben de çok mutluyum. Uzun zaman sonra sorma hayatım. Ve yanıt veren kişi olarak keyfini sürmeyi düşünüyorum. Aynen, nihayet değil. Ben sorularımı soruyorum. Öncelikle ben de birkaç cümle edeyim isterseniz İpek Kıraç. Yani, muhteşem bir tanışma benim için. Çok özlemişim kızlarla, genç kadınlarla bir arada olmayı. Çok erkek egemen bir dünyada işimizi yapıyoruz ve bu çeşit buluşmalar her zaman mümkün olmuyor hayatın bu meşguliyetleri arasında. Onun için beni aranıza kabul ettiğiniz abla kontenjanından, hadi teyze olsun teyze kontenjanından beni kabul ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben değil, yani ben kendi adıma sizden çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. Mesela az önce Haladol muydu? Neydi o çiçeği? Ne? Haladro. Evet, haladro öğrendim. Evet, dur bakalım. Dur bakalım, güzel, güzel olacak galiba. O zaman ilk sorumuzla başlıyoruz. Başlayalım. Olduğunuz kadından mutlu musunuz? Geldiğiniz nokta sizi tatmin ediyor mu? Evet. Yani bütün hikayeler aslında mutsuz olmayı kabul ettiğiniz, daha doğrusu mutsuz olduğunuzu hissetmeye başladığınız ve bununla ilgili bir şey yapmak istediğiniz anda başlıyor bütün hikayeler. Ben evet mutsuzdum. Hayatımı değiştirmek istiyordum. Çünkü vücudumuzda 13 trilyon hücre var arkadaşlar. Biliyor musunuz bilmiyorum bunu. Ben de bir profesörden öğrenmiştim bir röportaj sırasında. Bu 13 trilyon hücrenin her biri akıllı bir varlık. Gece yaptığınız hücre bütünlüğüyle, gece yaptığınız kişiyle, sabah uyandığınız kişi aynı kişi değil. Çünkü bu 13 trilyon hücre sürekli olarak sizi yaşama bağlı tutmak için sürekli bir adaptasyon içerisinde. Örneğin bugün 50 derece dışarısı, İstanbul'da görülmemiş bir şey, siz alışkınsınız. Ama vücudunuz bu yeni koşullara adapte olmaya çalışıyor ve vücudunuzdaki bu 13 trilyon adet hücre harıl harıl çalışıyor sizi ayakta tutabilmek için. Aynı şey ruh dünyanız ve fikir dünyanız için geçerli. Şimdi ben bugün burada sizinle bir saat sohbet ettim, yemekte tanıştık. Ben aynı Özlem değilim artık. Ben buradan çıktığım zaman başka bir Özlem olarak ayrılacağım. Çünkü bilmediğim birçok şey öğrendim sizden. Ve bu tanışmalar benim 13 trilyon akıllı hücreme yeni bir bilgi ekledi, yeni bir deneyim ekledi. İşte hayatımın bir anında bana bu 13 trilyon hücre dedi ki, İpek Kıraç, bu akıllı 13 trilyon hücre, olmak istediğin ya da olduğun kişi bu değil. Ve ben hayatımın bir noktasında mutsuz olduğumu fark ettim. Bir şey yaptım mı yapmadım. Ne oluyor biliyor musun? Bir süre sonra hayat sana bir karşılaşma getiriyor. Ben üniversiteden mezun olduğum bölümün diplomasıyla ilgili bir iş yapmak istemediğimi biliyordum. Ben ODTÜ mimarlık mezunuyum. Bir gün bile mimarlık yapmadım. Çok muazzam bir bölümde okudum. Çok iyi bir diploma sahibi oldum. Çok iyi kazanan bir meslek dalıydı. Çok itibarlı bir meslek dalıydı. Ama o ben değildim.
Mezun olduğum zaman bir diplomam vardı ama bir mesleğim yoktu. Bu daha da korkunç bir şey tabii. Çünkü okumuşsun ama aslında hayat o değil. Hayattan kaçmak ve hayatı ertelemek için bir gün bile çalışmayı düşünmediğim bir sektörde yüksek lisans programına başladım. Yani bir iki sene daha oyalanalım bakalım bu üniversitede hani. Çünkü ne yapacağımı bilmiyorum ya hala. Gelmişim 20 yaşına ondan sonra. Biliyorum da cesaretim yok diyelim. Üstüne combo yaptım İpek'ciğim. Bir de evlendim. 3,5 aydır tanıdığım bir insanla bana evlenme teklif etti. İyi fikir dedim. Kötü bir fikirdi tabii ki de. Ondan sonra böylece hayatı biraz daha ertelemiş oldum. Yani bir toplumsal normu gerçekleştirdim. Üniversiteden mezun oldum, yüksek lisans programına devam edilir. O arada bir de iyi bir evlilik yaparsın. Evlendiğim kişi de ODTÜ'lü elektrik elektronik mühendisi bir genç adamdı. Okula gidiyorum geliyorum. Bu arada bölüm birincisiyim. Yüksek şeref öğrencisiyim. Ortalamam 3.95 o sırada 4 üzerinden. Yani her şey hani bir başarı hikayesi gibi ilerliyor aslında. Hani zaten bunlar olmalıydı hayatta. Gidiyorum, geliyorum, ağlam, mutsuzluktan öleceğim. O 13 trilyon hücre yatıyorum böyle. Sabah uyanıyorum, kahvaltı hazırlıyorum. Kendime şey yapıyorum. Gene işe gidiyorum, okula gidiyorum. İşte eşim geliyor, hani yemek yiyoruz falan. Allah'ım dedim ya, ben ne yaptım ya? Bu evliliğin 3,5. ayında bir gün sabah işe giderken bir arabanın içerisinde 7 takla attım. Araba paramparça oldu zaten. Tek başımaydım. Emniyet kemerim takılı değildi. Şu oturduğum sürücü koltuğunda onun yanındaki koltuğun ayak konulan yeri var ya, oraya ikiye katlanarak böyle sıkıştım. Sol kalçam kırıldı. Bütün omurlarım sakatlandı. Sol kalça kemiğim bacağımdan dışarı çıkmıştı. Kısmi felç geçirdim. Aylarca hastanede yattım. Sol bacağımı kullanamadım uzun süre. Ayağa kalktığımda hayattaydım. Ama sol kalçam atrofik olmuştu. Bir bacağım diğerinden kısadır. Ve bunu yaşadığımda 24 yaşında süper güzel bir genç kadındım. Arabadan beni çıkarttılar, bir minibüsün arkasına yatırdılar. Ben o sırada Allah'ım ne olur belimi kırmayın falan diyorum. Bir ambulans yok mu falan ve bütün bunlar olurken bilincim yerindeydi. Bir sedyede acilden içeri girdiğim anı hatırlıyorum. Bir duvar kenarına itildim ondan sonra ve orada şöyle düşünüyorum. Evet, demek ki buraya kadarmış. Şimdi artık yeni bir hayat başlıyor. O arada eşim geldi koşarak hüngür hüngür ağlıyor adamcağız. Ben böyle yaptım. Dedim ki ben büyük ihtimalle sakat kaldım. Hayat boyu bana bakmak istemezsin. Bence boşanalım. Acilde sedyede yatıyorum yani. Kemik buradan çıkmış falan yani. Öyle bir durumdayım. Bunun bir sebebi var. Bu benim başıma geldi. Bunun bir sebebi var. Sebebi şuydu. Benim bir türlü cesaret edemediğim ama dönüşmek istediğim kadına olan yolculuğuma yukarıdan bir destek gelmişti. 53 yaşındayım. Hayatımda bana gönderilmiş en büyük armağanım bu kaza olduğunu düşünüyorum. Zaten bir sonraki sorum bugüne kadar yaşadığınız en büyük mutluluk ve en büyük hayal kırıklığı neydiydi? Aslında ona da İkisi aynı çok şeymiş güzel bir bağlantı oldu. İkisi aynı şeymiş. Yani yaşadığım en büyük hayal kırıklığı aslında bana kendime armağan eden bir fırsatmış. Bazen bireysel trajedi zannettiğimiz şeyler bize kendimiz olmak için büyük bir armağan olarak gönderilmiş. Ben o zaman bunu hissetmiştim ama tam idrakta değildim. Sonrası zaten tahmin ettiğin gibi önce eşimden ayrıldım. Gayet medeni bir şekilde tabii. O kısacık evlilik böylece bitmiş oldu. Sonra yüksek lisans programını yarım bıraktım. Annem ve ailem şok geçirdi. Bölüm birincisi olarak birinci seneyi bitirmişim. Niye tezimi yazmıyorum? Ve onlara önemli bir cevap verdim ve şöyle dedim, çünkü istemiyorum. Ne güzel bir cevap. Evet. İstemiyorum. Sizin bana mutluluk gibi gördüğünüz ya da sizin bana başarı olarak değerlendirdiğiniz bu hayatı ben istemiyorum. Ailenizin tepkisi neydi? Kız delirdi, biraz rahat bir konuş. bir sakinleşsin, 7 takralı kolay bir travma değil falan diye baktılar. Hazır beni böyle, bu kızcağız böyle bir kafa gitti, bir sakinleşsin falan diye bıraktıkları zaman ben kendi hayatımı, kendi istediğim şekilde
tuğla tuğla inşa etmeye başladım. Bir kurumun bir kişisel gelişim konferansına gittiğimde bir psikiyatri hocası geldi sahneye ve hoş bir beyefendiydi, yaşını başına almış, böyle bilge insanlar gibi tipler olur ya, geldi. Bütün böyle hepimiz sessizce bekliyoruz ya anlatacak diye. Sahneye çıktı ve şöyle yaptı. Beş saniye diye daha gitti ömrümüzden. Asla geri getiremeyeceğiniz bir hayat var elinizde. Onunla ne yapmak istiyorsunuz diye sordu. Acaba değişik bir şeydi yani. Hepimiz için güzel bir soru bence. Peki başınıza gelen sorunlarla nasıl mücadele ediyorsunuz? Kahroluyorum, üzülüyorum, yerlerde sürünüyorum, depresyona giriyorum, korkudan ölüyorum. Ya yapamazsam, ya üstesinden gelemezsem, ya bundan da çıkamazsam, ağlıyorum ondan sonra. Günlerce bir koltukta oturuyorum, böyle mal mal boş boş bir duvara bakıyorum, ne yapacağız şimdi diye. Ve üzüntümü, o yasımı, yani bir sorun yaşadığım zaman o korkumu dibine kadar önce yaşıyorum. Çünkü o benim gerçeğim. O sanki yokmuş gibi yapmak ne bana bir fayda sağlıyor ne de başka bir insana bir fayda sağlıyor. Önce bir kere o duygumu yaşıyorum. Nefesim kesiliyor bazen. Kollarım titriyor, uyuşuyor. Yaşıyorum bunu, yani ciddi şekilde yaşıyorum. Sonra bir nokta geliyor. İşte bu 5 saniyeye geri dönüyorum. Evet, şimdi bir haftayı, 10 günü, bir ayı, neyse ne, bununla geçirdik ve bitti. Bitti artık yani, bunun bir sonu var. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Yani bu sorunu nasıl çözeceğiz? Bu işin üstesinden nasıl geleceğiz? Bir yol, bir şey bulabilir miyiz? O zaman da dönüp kendi içimdeki o 13 trilyon hücre var ya, onların hiç açılmamış kutularını açmaya başlıyorum. Var mısın yok musun diye bir yarışması vardı Acun'un, kutuya mı gidelim? Yoksa hani bu aldığınızda devam edersiniz. Ben büyük ihtimalle her seferinde kutuya giderdim herhalde. O riski alırdım. Bir kere meraktan ölüyorum. Yani ben nasıl bir insanım? Kendimi tanımakla ilgili. Bu cümleyi bir Hollywood yıldızı şöyle kurmuş. Benim de çok hoşuma gitti. Ben de kullanıyorum aynı kalıbı. Her krizle karşılaştığımda, her sorunla karşılaştığımda içimdeki başka özlemlere göç ediyorum. Diyorum ki ya senin içinde bir takım çantası var, 13 trilyon hücre. Bu senin aklın, fikrin, psikolojin, bilgi birikimin, duygusal zekan. Bir bak bakalım ya, o takım çantasının içinde buna uygun bir anahtar, bir tornavida, bir şey, bir kilidi çözecek bir şey, bir ara bakalım. Bulamadığın durumlarda güvendiğin bir iki kişiye bir sor bakalım. Yani onlar belki seni senden daha iyi tanıyor olabilirler, sana bir fikir verebilirler. Ve ben bunu yapıyorum her seferinde ve inanır mısın bir şekilde bir yol buluyorum. Bunu bulurken neye odaklandığımı da söyleyeyim son cümle olarak. Ne istediğimle ilgili değilim. Ne istemediğimle ilgili. O kadar net ki benim istemediklerim. Şunu yapmak istemiyorum, bunu yapmak istemiyorum, buna evet demem, buna razı gelmem, buna boyun eğmem dediğim böyle bir setim var benim. Aslında bir insan istedikleri kadar istemediklerinin de bir o kadar. Çünkü hatta belki daha fazla önemi var. İnsanın istediği şeyler değişebilir. Hedeflerin, hayallerin. Çünkü esnek bir yaşamdayız. Yani birçok parametre var orada. Ama istemediklerin iyi kötü şuranla ilgili, yani o anlattığım o seni var eden o iç sesinle ilgili ya, onu tespit etmek daha kolay. Yani bir neye hayır diyebileceğini anlamak daha kolay. Ben çözümü genellikle ne istediğimden daha fazla ne istemediğim üzerinden bulmaya çalışıyorum. Ha öyle bir durumda bile gene yanılmış olabilir miyim? Evet, yani bu bir yolculuk. Yani bu böyle hani evet buraya geldik bitti. Hayır öyle değil. Her durum bizi yeni bir kendimizin yeni bir versiyonuyla tanıştırıyor. Yeni bir halimizle tanıştırıyor ve öğrenerek ve gelişerek ilerliyoruz. Çok güzel ilerledik. Hem mutlu bir evlilik için önerileriniz var mı? Ve ona bağlı olarak bir insan kendini nasıl tanır? Ben çok aileci bir insanım. Bütün bu anlattığım şeylere rağmen aile kavramının çok değerli bulduğumu söylemeliyim. Onun için
Bu aile meselesini çok değerli ve önemli buluyorum. Ben aileci bir insanım tabii ki evde. Aile dediğimiz şey o aileye doğmuş olan kişilerin kendilerini gerçekleştirme yolculuğunda onları destekleyici zeminler yaratabilen bir yapı olmalıdır. Hangi görüşten gelirse gelsin, hangi mahalleye kendini ait hissederse hissetsin, hangi ekonomik sınıfa ait olursa olsun ailenin bunu başarması lazım. Daha hep birlikte teşekkür edelim mi o zaman? Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Işığınız hiç sönmesin. Yollarınız açık olsun. Hakkınızı hayırlısı olsun size. Teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz, dinlediğiniz için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Merhaba Burcu Hanım, siz Sunan'ın Kızları'nda müdür olarak görev yapıyorsunuz. Sunan'ın Kızları hangi hayalle kuruldu ve birazdan benim de parçası olacağım bu program aslında nasıl bir program? Bize biraz anlatır mısınız lütfen? Tabii, memnuniyetle. Sunan'ın Kızları temelde kız çocukların özgün ihtiyaçlarını gözetecek şekilde öğrenme alanları oluşturmaya çalışıyor. Yani aslında biz olan çocuklarla da çalışıyoruz. Çalışıyor musunuz? Evet, çalışıyoruz. Sunan'ın Kızları bu arada Suna Kıraç'ın adına ilhamla, onun isminden ilhamla verilmiş bir isim değil mi? Evet, Suna Hanım'ın eğitim alanındaki vizyonunu, hayallerini, çalışmalarını yaşatmak üzere oluşturulmuş bir girişim. Kızı İpek Kıraç tarafından bu yolculuk başlatıldı. Ve hani bahsettiğim üzere özellikle öğrenmeyi merkeze alan bir oluşumuz biz. Ama öğrenmekten kastımız sadece okula gitmek değil. Yani kimi zaman ilgi alanlarınız dahilinde bir hobi edinmek olabilir. Kimi zaman seçimleriniz doğrultusunda almak istediğiniz herhangi bir eğitim olabilir. Herhangi bir öğrenme olanağı olabilir. Kız çocukların bunlara rahatça erişebilmesi, rahatça bu programlardan faydalanabilmesi için çalışıyoruz. Bugün de İstanbul'da aslında bir süre önce başlatılmış olan Şanlıurfa'nın Giyimli köyündeki kızlarımızla bir programın bir ayağını gerçekleştiriyorsunuz. Ben de buna katılma imkanı bulacağım birazdan. Orada kızlarımızla sohbet edeceğim. Nedir bu program? Giyimli Köyü nedir? Niye yapıyorsunuz bunu? Biz bu programa Yaz Enstitüsü diyoruz. Yaz Enstitüsü sadece Giyimli Köyü'nden çocuklar için değil, aslında Koç Okulu'nun öğrencileri için de. İki gruptan da 14-18 yaş arası kız çocukları bir araya getiriyoruz ve hem birbirlerinden hem de bir arada öğrenmeleri için fırsatlar yaratıyoruz. Programın özünde aslında kızların kızlardan öğrenmesi ve onların dayanışmasını içerisinde kendi hayallerini kurabilmeleri ve gerçekleştirebilmeleri var. Bu kızlarımız Giyimli Köyü'nden gelenler belki de ilk defa, galiba zaten ilk defa İstanbul'a geldiler ve birçok deneyimi de burada ilk defa yaşıyorlar değil mi kendi yaşıtlarıyla? Aynen, daha önce bir hafta bu arada Şanlıurfa'daydık. Koç Okulu öğrencilerin neredeyse hiçbiri daha önce Şanlıurfa'ya gelmemişti. Siz önce Koç Okulu'ndaki aynı yaş grubu kızları Giyimli Köyü'ne Urfa'ya götürdünüz. Evet, bir haftalığına Şanlıurfa'da bir aradaydık, iki haftalığına İstanbul'da bir aradayız ve iki grupta daha önce birbirlerinin illerini görmemişti. O nedenle iki grubun da aslında ilk defa deneyimlediği onlarca etkinlik, işte mekan, her şey herkes için çok yeniydi. Ve tam da birbirlerinin gözlerinden nasıl görüyorlar bu dünyayı onu anlamaya çalıştılar. Biz de onlarla beraber öğrendik. Çok keyifli bir etkinlik baştan sona. Bence ortak noktaları farklılıklarından daha fazla çıkmıştır diye düşünüyorum. Çok şaşırtıcı bir şekilde, evet, gerçekten. Yani özellikle kendilerinin beklediğinden çok daha fazla çıktı kesinlikle. Çünkü birbirinden çok uzak iki coğrafya yakınlaştı ve yakınlaştıklarında tam da, yani belki farklı yaş gruplarında benzer sorunlarla karşılaşmış olduklarını ya da karşılaşma risklerinin olduğunu gördüler. Tam da o engelleri bir arada nasıl kaldırabiliriz, bunun üzerine odaklandılar ve bir arada çözüm üretmeye çalıştılar. Bu tanışmalar çok değerli. Bundan sonra Sinan'ın Kızları'ndaki programlarda başka böyle tanışmalar var mı? Bolca. Bizim bir de çocuk yaşam merkezlerimiz var. Şimdilik Kahramanmaraş ve Hatay'da, ancak önümüzdeki dönemde farklı illerde de, Adıyaman, yine Şanlıurfa gibi farklı illerde de bu merkezleri açmayı planlıyoruz. Bu merkezler tam da burada yaratmaya çalıştığımız öğrenme deneyimini daimi olarak bir mekan içerisinde yapmaya çalışıyor ve kızların ve orada bir de olan çocukların da bir topluluk oluşturup bir arada çözüm üretmelerini destekliyoruz ve bu karşılaşmalarda tam da bunun merkezinde yer alıyor. Peki kızlarla kızların tanışması çok değerli. Oğlan çocuklarla kız çocukların tanıştığı programlarınız da var mı? Tabii var.
birbirinden farklı mahallelerden değildim, aynı mahallelerden ama o bile bir karşılaşma oluyor ve tam da onun için aslında çocukların bir nevi akranlarıyla sosyalleşebilecekleri güvenli alanlar oluşturmaya çalışıyoruz biz. Yani bu o kadar zor bulunan bir şey ki maalesef ülkemizde. Özellikle ergenlik dönemindeki çocukların dışarı çıktıklarında akranlarıyla rahatça oturup belki bir çay içebilecekleri, sohbet edebilecekleri. Bizim çocuk yaşam merkezlerimiz tam da bu alanlardan oluşuyor. Dolayısıyla onların sosyalleşme ihtiyaçlarını birbirlerini de destekleyecekleri, bir nevi o güvenli alanı yaratacak şekilde kurmalarını hedefliyoruz. Ve bu merkezlerde çeşitli desteklerle yolculuklarına devam etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Neyi değiştirmek istiyorsunuz? Yani yolun sonunda hangi engelleri aşmak, hangi hayali gerçekleştirmek istiyorsunuz? Her çocuğun kendi hayalini kurabilmesini arzu ediyoruz. Hayallerimiz bol. En temelinde gerçekten kız çocukların kendi hayallerini kurabilmeleri ve o hayalleri gerçekleştirebilmek için hangi seçimleri yapabileceklerine dair bir nevi gerekli donanıma sahip olmalarını hayal ediyoruz. Yani her kız hayal kurabilsin, her kız o hayal gerçekleştirebilsin. En büyük arzumuz bu. Bence bütün bunlar çok değerli hedefler ve çalışmalar ve ben mümkün olduğunu düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.